İngiliz The Guardian gazetesinden seçim analizi, Erdoğan daha kırılgan görünüyor. Türkiye'de seçimlerin tarihi yaklaşırken Batı medyası da analizlerine devam ediyor. The Guardian, Erdoğan daha kırılgan görünüyor şeklinde bir değerlendirme yazısı ele aldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi yaklaşırken Türk medyasında olduğu gibi yabancı medya kuruluşlarında da Türkiye analizleri sık sık yer almaya başladı. İngiltere'nin en büyük basın kuruluşlarından olan The Guardian, Observer kuruluşu, Erdoğan daha kırılgan görünüyor başlıklı bir seçim değerlendirmesine yer verdi. Gazete yaptığı analize, Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla başlarken, gerçek ne olursa olsun, bu olay, Türk hayatının neredeyse her alanına hakim olan iç güvenlik ve dış politikayı kişisel olarak dikte eden otoriter bir figürün bir hesaplaşma ve değişim zamanının geldiğine dair artan bir duyguya katkıda bulundu, ifadelerini kullandı. Türkiye'de yapılan anketlere değinen yazıda, Erdoğan'ın anketlerde alışılmadık bir şekilde, Cumhurbaşkanı rakibi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 6 partili muhalefet ittifakının lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması, siyasi zeminin değişmekte olabileceğinin bir işareti olarak görülebilir. İstanbul ve Ankara'da kaybedilen seçimler parlamentodaki kontrolün de kaybedilebileceğini gösteriyor, denildi. Olağanüstü enflasyon ve ekonomik kriz hakkında da görüş belirtilen yazıda, herkesi etkileyen bu tür sorunlar, iktidar partisinin geleneksel olarak dayandığı kırsal tabanı zayıflatabilir. Depremlere hükümetin yetersiz kaldığı algısı ve devletin göz yumduğu yolsuz inşaat uygulamalarına duyulan öfke de birçok seçmeni etkileyebilir, denildi. Anayasal değişikliklere de dikkat çekilen yazıda, Erdoğan tarafından yapılan ve kendisine geniş yürütme yetkileri veren anayasal değişiklikler, ülkenin sorunlarından birinci derecede ve kişisel olarak sorumlu tutulduğu anlamına geliyor. Bağımsız eleştirmenleri ve medyayı susturmaya yönelik agresif çabaları halkın tepkisinin artmasını engelleyemedi, ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de siyasallaşan din kurumu üzerine de yorumda bulunan gazete, Erdoğan'ın İslami inançlarından kaynaklanan, kadının temel rolünün çocuk yetiştirmek ve ev kadını olması gerektiği yönündeki ısrarını hatırlatan gazete, daha önce başörtüsü yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılayan ancak didaktik davranışlarına kızan daha yaşlı, daha muhafazakar kadınların yanı sıra genç seçmenleri de yabancılaştırma tehdidi oluşturuyor, yorumunda bulundu. Erdoğan'ın, toplumu İslamileştirme politikalarını Atatürk'ün laik mirasını ortadan kaldırma çabasının bir parçası olarak nitelendiren gazete, bu politikaların da artık geri teptiğini yazdı. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de olduğu kadar uluslararası basının da gündemden düşmüyor. İngiliz Sunday Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşamı ve 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı. 14 Mayıs seçimlerine 2 hafta gibi kısa bir süre kalırken, İngiliz Sunday Times gazetesi dikkat çekici bir analiz yazarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetteki son durumunu hem de seçim sürecini analiz etti. Louise Kolağ'ın imzalı makalede, Erdoğan 20 yıldır tuttuğu gücü kaybetmek üzere mi, başlığı kullanılırken seçim için de kritik bir önemi var, yorumu yapıldı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da muhalefet bloğunun zafer kazanmasının Erdoğan'ın yenilebilir olduğunu gösterdiği belirtilirken, İstanbul'daki ilk seçim sonucuna itiraz eden Erdoğan'ın partisi AKP daha büyük bir farkla kaybetti. İmamoğlu umut ve değişim vaadiyle kazandı. Bu mesaj Erdoğan'ın 25 yıl önce verdiği mesajdı, yorumu yapıldı. Analizde, iktidardaki 16 yılda ülkenin AB üyeliği için müzakere eden bir ülke Türk lirasının serbest düşüş yaşadığı ve insanların aç olduğu bir ülkeye dönüştü. Ucuz ekmek kuyrukları uzadı. Manavlar artık çocuklarını beslemek için 1 kilo domatese parası yetmeyen annelere bir domates satıyor, denildi. İngiliz medyasında yer alan makalede, AKP artık umudu değil baskıyı sembolize ediyor. 14 Mayıs'ta Türkiye yıllardır en önemli seçimlerine hazırlanıyor. Erdoğan, 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun karşısında olacak. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kavgacı stilinin karşısında daha sakin bir yaklaşıma sahip. Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasisini yeniden kurmaya ve AB'ye üyeliğe geri dönme ve Batı ile ilişkileri düzeltme vaadini veriyor, ifadesi kullanıldı. Bugün Türk halkının Erdoğan'ın ekonomi hamleleri sebebiyle yaşam standartlarının düştüğü ve fiyatların arttığına dikkat çekilirken, ifade özgürlüğü de dahil liberalizm karşıtı yaklaşım birçok seçmeni rahatsız etti. Artık Erdoğan'ın kaybedebilme ihtimali imkansız değil. Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra Türkiye yine devasa bir değişimin eşiğinde, denildi. Haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımının sakinleştirici olduğu yorumu yapıldı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşları ve akrabalarıyla da konuşulurken ismini açıklamayan fakat Erdoğan'a yakın olduğu belirtilen bir kişinin açıklamalarına da yer verildi. Haberde, Erdoğan'a yakın olan biri onun yalnız olduğunu söyledi. Arkadaşlarına asla istemediği ve kendisini iktidar yapan insanlardan ayrı tutan sarayda kalmış, yorumu yapıldı.
Yalnız ve iletişimi yok başlığıyla hazırlanan bölümde Erdoğan'ın sadece İstanbul'daki evinde birileriyle konuşmak için yakındaki bir kafeye gittiği de belirtildi. Makalede AKP'li siyasetçiler bile özel olarak yeterliliğin kaybolduğunu söyledi. Bugün Erdoğan'ın danışmanları TUHAF'tan etkili ve iş bitiriciye kadar uzanıyor. İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, Hasan Doğan ve Selçuk Bayraktar'ın Erdoğan'ın en güvendiği isimler olduğu da belirtildi, yorumu yapıldı. Sunday Times'taki haberde, fakat bu isimler sosyal medyayı kontrol etmeyi başaramadı. İletişimleri kopuk gözüküyor. Erdoğan'ın orman yangınları sonrasında vatandaşa çay fırlattığı ya da Şubat ayındaki depremlerden kurtulan çocuklara oyuncak attığı görüntüler yayınlandı. Herhangi bir danışman bunları engelleyebilirdi, yorumu yer aldı. Analizde AKP, modernleştirici bir güç hissiyatını kaybetti. Birçok muhafazakar genç için sorun laiklerin baskısı değil. Onlar Twitter'da ya da TikTok'ta gözaltı riskine girmeden bir şey paylaşmaktan daha çok endişe ediyorlar, denildi. Gazeteye konuşan ve Erdoğan'a yakın olduğunu söyleyen bir kişi, Erdoğan benim kahramanımdı, halen de öyle. Biz ilerleme gördük fakat bu ilerleme devam etmedi. AKP güç sebebiyle bozuldu ve merkez sağ köklerinden uzaklaştı. Artık liderleri temsil ettiği halktan uzaklaştı, yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan Hasan isimli bir Kasımpaşalı ise, ekonomi çok kötü. İş bulmak çok zor. Ve o bunlardan çok uzakta sarayında. Herkes ona destek vermişti, ifadesini kullandı. Makalenin son bölümünde ise, şimdi Erdoğan siyasi varlığını sürdürmek için mücadele ediyor. Nisan ayının başında AKP'nin yaptığı ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın çok yakın olduğu görülüyordu. Seçimin ikinci tura gitmesi olası gözüküyor. AKP, Erdoğan kaybederse görevini bırakacağını vurguluyor. Seçimleri manipüle edebilecek mi? Eğer kaybederse ne yapacak? Ülkeden mi kaçacak yoksa siyasette kalarak sallantılı muhalefet koalisyonu karşısında yeni seçimlere kadar şansını mı deneyecek yorumu yapıldı. Analizde, Mayıs ayında Erdoğan halen kazanabilir. Eğer kazanırsa Türkiye'nin Batı ile uyuşmazlığı, liberalizm karşıtlığı ve Türkiye'yi Ukrayna-Rusya arasında önemli arabulucu yapma çabaları muhtemelen devam edecek. Fakat bu seçimin sonucu ne olursa olsun önemli bir değişiklik yaşandı, denildi. Analizde bu değişiklik hakkında ise, Erdoğan'ın iktidarı artık yenilmez görünmüyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi tutma gücü zayıflıyor ve yerel seçimlerin sonuçlarında gördüğü üzere demokrasi şaşırtıcı bir şekilde dirençli, yorumu yapıldı.